efendim, herkese tekrardan merhabalar. Kripto Para'ya hoş geldiniz. Hemen isterseniz kripto paralarda öne çıkan gelişmeleri konuşmadan önce bir fiyatlara bakalım. Ardından da sevgili Kemal Kabakçı'yı ağırlayacağım bugün. Baktığımızda an itibariyle ilk sırada bugün Algorand'ı görüyorum. %2,5'luk yükselişle onu Polkadot takip ediyor. Yine %2,5'luk yükseliş var orada. Bitcoin'de bugün 52 bin doların üzerindeyiz. %1'e yakın bir yükseliş var. Yine BAT tarafına baktığımızda Basic Attention Token aşağı yukarı 93 sent seviyesinde. Stellar ise 41 sent seviyesinde seyrediyor. Bunun haricinde düşenler tablomuza baktığımızda burada %0,73 ile HOLO'yu görüyorum. Link'i görüyorum, düzeltiyorum. Yine aynı şekilde bir o kadarlık düşüş de Link tarafında var. Ethereum'da bugün %1,5'luk bir düzeltme var. 39 bin doların altına sarkıyor şu an fiyatlar. Maker'da %2'ye yakın düşüş söz konusu. Yine Litecoin'e baktığımda %2. Bununla birlikte Dogecoin'de %3'e varan yükselişler var. Ripple tarafında yine %3'e yakın yükseliş olduğunu söyleyebilirim. Özellikle son zamanlarda AVAX'ın sıkça altını çizdik. Orada da %3'ün üzerinde yükseliş olduğunu görüyoruz. Hemen sevgili Kemal Kabakçı'ya dönüp gündemi konuşalım istiyorum. Şimdi gündemimiz özellikle uzun zamandır El Salvador'du. Sevgili Kemal Kabakçı, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Peri Hanım. O yüzden El Salvador'la başlayalım. Evet, resmi para birimi olarak artık bugün tarihe geçiyor. Hatta Bitcoin alımı da yaparak artık Bitcoin'i resmen bir para birimi olarak ilan eden ilk ülke oldu diyebiliriz. Devamı gelir mi ve başarılı olacaklar mı? İki önemli soru bu. Yani bu sürdürülebilir olacak mı? Bayrakları asalım diyerek başlayalım. Hadi bakalım. Zaten El Salvador'la alakalı hani iyi hamleler atmaya başlamıştı. Bugün de ilk resmi olarak yapan ülke olarak adını tarihe geçirdi diyebiliriz. Bunu daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk El Salvador'la alakalı. Çünkü burada büyük bir güç var. Ekonomik olarak işte herkesin malumu üzere büyük devletler var. Ama artık sistemin değişmeye doğru gittiği bir noktada ya da değişim için adımlar atılmaya başladığı noktada ekonomik olarak geride kalmış ülkelerde bununla alakalı hamleler, adımlar yapmaya başlamıştı. Bunun öncüsü olarak da El Salvador gördük. Her ne kadar hala Amerika tarafında FED ile alakalı ya da ekonomik olarak güçlü ülkeler tarafında kripto paralarla ilgili olumsuz düşünceler aksedilse de ekonomik olarak güçlenmeyi bekleyen ülkelerde de bir fırsat kapısı olarak görüyor. Bu tarz ülkelerle alakalı önümüzdeki günlerde yeni hamlelerde görmemiz muhtemel gözüküyor. Çünkü özellikle Güney Amerika tarafındaki başka ülkelerde de bu konuyla alakalı daha önce haberler çıkmıştı, bu haberleri paylaşmıştık. El Salvador ciddi bir öncü olabilir. Bu önemli bir adım. Özellikle bizim sektör için gerçekten önemli bir adım. Çünkü artık resmi olarak bir ülkede evet Bitcoin artık para olarak kabul ediliyor. 200 adette ilk alımlarını gerçekleşti. Bu da ayrı bir alım. Bir devlet tarafından yapılan ilk alım olarak tarihte yerini aldı. Buna şahit olmak güzel. Ama dediğimiz gibi şu an hala yeni yedi adım atan bir noktadayız. Yeni emekleyen bir piyasa. Umarım ilerleyen günlerde çok daha büyük devletler tarafından da bu hamleleri hani resmi para olarak değil ama en azından alımları görebiliriz. Bu da bize fiyat olarak ciddi şekilde olumlu yansır diye düşünüyoruz Feriha Hanım. Peki bu Ethereum'un ikinci katman çözümleri haberi akışı nasıl etkiliyor? Yani bugün şimdi Ethereum cephesine bakıyorum. 3900 dolar civarında biraz altına sarkıyor. %1,5'lukta düşüş var. Hem bu haberi biraz aydınlatalım hem de Ethereum tarafındaki önemli teknik seviyeleri konuşalım. Tam 3900 dolar seviyesinde yatırımcıları hangi fiyat noktalarına odaklanmalı bu haber akışı ışığında? Tabii ki ikinci katman dediğimiz nokta aslında en sonki güncelleme. Bu güncellemeyle beraber de adaptasyonu hala sürüyor. Bu adaptasyonun Ethereum'a yaptığı en büyük katkılardan bir tanesi de hep bahsettiğimiz yakım süreci. Yani Ethereum'la alakalı arz kısıtı ile ilgili. Bu arz kısıtı çok hızlı bir şekilde ilerliyor son dönemde. Bu ilerleyişle beraber de zaten fiyat hareketinde olumlu havayı yakaladık. Ethereum 4000 dolar seviyelerine kadar yaklaştı. Bu seviyelere yakın bir seyirde ilerliyor. Şunu hep söylemiştik zaten eğer bu 3200'lerde Ethereum gezinirken orada yatay seyrini gerçekleştirirken 3500 doların bizim için önemli bir nokta olduğunu 3500'den sonra da hızlı bir şekilde 4000'lere yelken açabileceğini konuşmuştuk. Keza öyle de oldu Perihan Hanım. Şimdi buradaki Ethereum'la ilgili önemli nokta bizim
bu 3900'ün üzerinde kalıcılık sağlaması ve bizim yeni hedefimiz o zaman 4170-4200 bandı arasında kendimizi yeni bir hedef alabiliriz. Haberler olumlu gidiyor, yakımlar devam ediyor. Hatta Ethereum'la alakalı altını çizilecek bir nokta daha var. Günlük periyotta borsa cüzdanları ve kişisel cüzdanları takip ettiğimizde transfer hacmine baktığımızda son 24 saatte yaklaşık 221 milyon dolarlık Ethereum borsalardan kişisel cüzdanlara doğru kaydı. Hı hı. Bu şunu temsil ediyor buradaki nokta. Demek ki insanlar Ethereum'larını satmak istemiyorlar. Daha uzun vadeci boyutta ve fiyat olarak daha yukarıki seviyeleri beklediklerini görüyoruz bu hamleyle ilgili. Eğer bu borsalardan çekimler devam eder, yakımlarda sürerse piyasada ciddi bir Ethereum arz sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu da fiyat olarak yukarı bir şekilde yansıyabilir ve yeni zirveyi görebiliriz. Ve zirveden sonra da hep beklentiler işte 6000 dolarları konuşmuştuk, hatta bir 10.000 dolar seviyesi vardı. Daha önceki yayınımızda söylemiştik 2022 yılı Ethereum yılı olarak belki de görebileceğiz. Yeni rekorları konuşuyor olabiliriz buradan da sizinle beraber. Peki bu Bitcoin'deki özellikle son günlerdeki aslında bu güçlü tutuşu neye bağlıyoruz? Yani burada kurumsalların ilgisi mi, teknik mi devreye giriyor? 50 bin doların üzerinde bir yerleşti, yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bugün de %1'lik yükselişler var. An itibariyle zaten ekranlarda fiyatları veriyoruz. 52.300 doların üzerine bir fiyatlama söz konusu. Ama yine de biz hani derler ya sağlamcı olalım. Hangi teknik seviyeleri önemseyelim? Yine geri çekilmelerde nerede teknik bozulur? Şimdi karşımızdaki ilk hedef noktası neresi? Hem teknik anlamda hem de haber akışı anlamında bir Bitcoin'de masaya yatırmakta fayda var. Tabii ki Peri Hanım. Bitcoin'le alakalı şöyle söyleyebiliriz öncelikle. Hani çok kısa bir zamanda ciddi bir düşüş yaşadık ve tekrardan bir toparlanma sürecindeyiz. Piyasada yükseliş devam ederken özellikle yatırımcıların psikolojik boyutunda yükseliş devam etti ve geriye sert çekilmeleri görmediğimiz noktada da piyasaya ekstra bir güven gelmiş oldu ve bu korku seviyeleri geriye doğru geldi. Alımlar kuvvetlendi ve belli noktalardan hep bahsettik. İşte eğer 40 binin üstüne çıkarsa oradan alışlar daha fazla gelir. Çünkü asıl ucuz taraf 40 binde kendini sağlamlaştırmış bir Bitcoin olarak da daha önce düşüncelerimizi söylemiştik bununla alakalı. Ve tekrardan piyasaya bir can geldi. Hem teknik işledi hem de piyasadan çıkan para tekrardan piyasaya geri dönmüş oldu ve Bitcoin dominansında da yaklaşık %3'lük biz bir artış yaşadık son yükselişlerle beraber. Çünkü Bitcoin uzun süredir yatay bir seyirde, hatta negatife doğru fiyatlanan bir durum içerisindeydi. Burada diğer kripto paralarla son günler içerisinde pozitif bir ayrışma söz konusu oldu. Yani Bitcoin tekrardan sazı eline aldı diyebiliriz burada. Tabii ki Bitcoin'in yükselişte olması diğer kripto paralara da ekstra bir güven sağladı ve onların fiyat hareketlerinde de olumlu yansımaları gördük. Ama dikkat edeceğimiz önemli seviyeler teknik bazda 51.300 aşağıda bir desteğimiz bulunuyor. 51.300'ün üstünde kaldığı sürece tekrardan yukarı hamlelerini, yukarıdaki dirençlere doğru hamleler yapmaya devam edecek gibi duruyor. Ama bizim tekrardan böyle bir 60 bin dolar geliyor mu acaba? Hani oraya kuvvetli bir yükseliş gelir mi içinde? 53.250'yi artık kırıyor olması lazım. Onun üstünde kalıp bir retestini de orada yaparsa artık bizim yeni hedefimiz 60 bin dolar olur gibi duruyor Bitcoin'de. Tabii ki buradaki anlık temel haber akışları da önemli. Çünkü maalesef kripto para piyasasının yakasını olumlu giderken bazen bırakmıyorlar. Ve kötü haberler de buraya yansımış oluyor. Ama son dönemde şunu eğer yatırımcılarımız fark ettiyse, işte geçen hafta Çin'den bir sürü kötü haber geliyor olmasına rağmen piyasa bunu artık aldırış etmedi. Çünkü burada bakacağımız nokta şu, piyasaya hala para giriyor mu? Alım satımlar gerçekleşiyor muydu? Bu kötü haberler maalesef bir korku etkisi piyasada yaratmadı ve devamında da Bitcoin yükselişini sürdürdü. Bu şekilde ilerledi. Önümüzdeki dönemde dediğim gibi 51.300 aşağıda bakacağımız noktalardan bir tanesi. Yukarıda ise 53.250, özür dilerim, 51.300 ve 53.250 olarak bakacağımız seviyeler bunlar.
Peki bugün negatif seyrediyor olsa da son zamanlarda bir de dikkat çekici bir diğer altcoin de aslında Link. Bugün biraz Link'i de konuşmak istiyorum. Evet bugün aşağı yukarı %1,5'un üzerinde bir düşüş var ama son günlerce sıkça aslında altını çizdik fiyatlama açısından. Fiyatlama 34 doların hala üzerinde seyrediyor. Burada teknikte bir bozulma var mı peki bu geri çekilmeye rağmen sizce? Aslında bir retestini yapıyor diyebiliriz burada. Retestini de gerçekleşti. Retestinin ardından da yükselişine devam ediyor burada. Her ne kadar bugün kayıpla geçse de Link için. Ama özellikle orta ve uzun vadede baktığımızda Link'in daha önce geldiği 60 dolarlara yakın bir seviyesi vardı. Ethereum'la da ilgili bu kadar umut dolu konuşurken, fiyatında bir yükseliş beklerken piyasa yönünde Link'ten yükseliş beklememek hani Ethereum'la alakalı söylenen şeyleri, tezleri çöpe atar konumda. Çünkü Ethereum ağının içerisindeki en büyük DeFi projesi Link ve ciddi bir hacmi var diğer Ethereum ağındaki projelere göre. Ve Ethereum ağının hatta prensi diyebileceğimiz bir kripto para. Bakıldığında Link için bizim ilk fiyat hedefimiz burada 39 dolar 50 sent Link için baktığımızda. Eğer buranın üstüne atarsa tekrardan hızlı bir şekilde biz 50 dolarlara doğru hamleler görebiliriz. Çünkü hep şunu diyoruz ya, katil olay mahalline geri döner diye. Artık olay mahalline doğru katil yaklaşıyor fiyat seviyesi olarak. Burada da 56-57 dolar bandından dönmüştü geçen düşüş öncesi Link. Buraları tekrardan test edebilme durumu söz konusu olabilir. Ama bunun için öncelikle 39 dolar 50 senti geçebiliyor mu, ona bakmamız gerekecek Perihan Hanım. Peki burada DeFi'lere değindiniz. Hemen ben de Moody's'e değinmek istiyorum. Şimdi Moody's'den önemli bir açıklama var. Özellikle bu DeFi sektörü için personel arayışı içerisinde olması aslında çok çok önemli bir gelişme. Sadece DeFi değil, NFT tarafına da uzman personel arıyor. Şimdi burada yavaş yavaş kurumların bu iş arayışları bize ufak ufak artık sinyalleri vermeye başladı. Kurumlar da bu işlere dahil olacak. Dünyanın en önde gelen kurumları hem de bu işlere dahil olacak gibi bir görüntü var. Olanlar var, olmaya hazır olanlar da var. Şu an reddedenler var. Onları da ileride göreceğiz gibi görünüyor. Yani şu şekilde Peri Hanım, biz her hafta programımızda bir iş başvurusunda. Evet. neredeyse aslında kariyer sitesi. Biz artık IK konuşuyoruz. Aynen öyle. Ve bu çok güzel bir haber. Çünkü hiç göz ardı edemeyeceğimiz dünyanın çok önemli kuruluşlarından bu haberler geliyor. Demek ki artık onlar da bu piyasada ekmek olduğuna inanan taraftalar ve geri kalmak istemiyorlar bakıldığında. Ve bu hep istediğimiz şey aslında. Ne kadar işte genele yayılırsa, hani bu kripto paralar çıktığında çok özel bir kitleydi, genç kitleydi. İşte yaşlılar gelir mi, gelenekseller gelir mi, işte kurumlar gelir mi, devletler gelir mi derken, bakın bugün bir devlet aramıza katıldı. Çoğu kuruluşlardan bununla ilgili hamleler geliyor. Merkez bankalarından kendi dijital paralarıyla alakalı hamleler geliyor. Bakıldığında demek ki artık bir kartopu misali bu sektör büyümeye başladı ve büyümeye devam ediyor. Hatta şunu da görüyoruz, işte çok önemli kuruluşlardan kripto paralar kötü, Bitcoin şöyle dediği noktada bir anda bir bakıyoruz çark etmiş vaziyete geliyor burada. Demek ki hani bir işler doğru gidiyor, doğru işler yapılıyor bununla alakalı. Tabii ki eksikleri var hala piyasanın, hala regülasyon süreçleri devam ediyor. Bunlar da oturduğunda artık kripto dünyasıyla ilgili bambaşka boyutlara gidebileceğimizin habercisi. Hatta bugün El Salvador haberi altını çizdik, çok önemli. Moody's tarafı çok önemli. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz kuruluşun haberi çok önemli. Ve dediğimiz gibi kar topu artık çığ aşamasına gelmese de büyümeye başladı. Büyümeye ve yoluna başladı. Emin adımlarla devam ediyor. Sevgili Kemal Kabak, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. Biz de yarın saatler 10.40'ı gösterdi. Tekrardan burada görüşmek üzere. Randevulaşalım efendim. Şimdilik noktayı koyuyorum. Çünkü sevgili Cenk Er birazdan Paratoner'de sizlerle olacak.